Kontrol Mimarlık ekranlarına hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugün kolon çeşitlerinden betonarme kolonları inceleyeceğiz. İçerisine donatı konularak beton ile imal edilen kolonlara betonarme kolon denir. Kolonları genel olarak iki kuvvet etki eder. Bunlar çekme ve basınç kuvvetleri. Betonarme yapılarda içerisindeki çelik çekmeye, içerisindeki beton ise basınca karşı çok yüksek dayanımı vardır. Şimdi betonarme kolonları sınıflandıralım. Betonarme kolonlar genellikle iki şekilde sınıflandırılıyor. Birinci sınıflandırma çeşidi etriyeli veya firetli kolonlar şeklinde. İkinci sınıflandırma ise Kolon kesit tiplerine göre, kolon kesit tipi derken yani kare, dikdörtgen, dairesel ve benzeri şekilde olan kolonlar. Biz öncelikle fretli ve etriyeli kolonları inceleyelim. Fret ve etriyenin tanımı kendisini açıklayacaktır bu konuda. O zaman fret nedir? Yuvarlak veya çokgen kesitli bir betonarme kolonda düşey demirleri kapalı halka veya dairesel spiral şeklinde saran enine donatıdır. Füret, boyuna donatının burkulmasına ve göbek betonunun yanlara doğru açılmasına engel olur. Etriye ise taşıyıcı sistem elemanını ve içerisindeki boyuna donatıları komple saran inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen demir sargı donatısıdır. Etriye diğer donatılar gibi dış etkilerden pas payı ya da beton örtüsü ismi verilen betonla korunur. Etriyeler çok çeşitli şekillerde olabilir. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Etriyeler boyuna donatıyı saran onun dağılmasını engelleyen her şekildeki donatıya verilen isimdir. Finit ise etriyenin bir alt başlığı olup sadece dairesel kolonlarda kullanılan donatıdır. Bir makarayı saran ipe benzetebiliriz. Betonarme kolonların diğer bir sınıflandırması ise kesit tipine göre demiştik. Yani kare, dikdörtgen, dairesel, L şeklinde bunların sayısını artırılabilir. Yani her şekildeki kolon olabilir. Peki neden kare değil dairesel kolon kullanılıyor? Gelmişken biraz da bunu konuşalım. Ya bunu estetik kaygıdan ziyade şu da şunu da söyleyebilirim. Mesela sıcak memleketlerde dairesel kolon daha fazla kullanılır. Hava sirkülasyonunda ve doğal klimalanmaya yardımcı olacağından dolayı dairesel kolonlar bu bölgelerde daha fazla tercih edilmektedir. Yani tasarımda kolonun şeklini etkiler. Böylese bölgesel ihtiyaçlar da bunu belirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İleride kolonun şanti ortamını da inceleyeceğiz. Beğenir, yorum yapar ve abone olursanız sevinirim. İyi günler.